Arkadaşlar herkese merhabalar. Sorduğunuz şiva ile ilgili çok kısa bir denedim yapacağım. Hocam tekrardan şiva pump hareketi başlattı. Ne yapıyor, neler yapıyor, şu an nereleri görebilir? Ben arkadaşlar daha önce yaptığım işlemi bir önceki videomda yapmıştım. Şu an tekrardan aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Bakın eski videolarımı kısa bölümleri size açacağım. Şiva ile ilgili ne demişim? Başkaları gibi ne yapmışız arkadaşlar? Yorumumuz biraz farklıdır. Bu yüzden dolayı da çok dikkatli olmanızı söylerim ve verdiğim noktaları çok sıkı takip edin arkadaşlar. Verdiğim noktaları çok çok sıkı takip edin. Nokta atışı yerlerdir genelde. En son aşağıdaki Telegram grubunu da paylaştım. Dedim ki arkadaşlar bakın Shiba bu noktayı kırarsa ondan sonra fırlayıp gider. Bu nokta kırılmak zorunda. Kıramazsa aşağı gelecek ki o noktayı da kırdı arkadaşlar. Beklediğimiz nokta kırıldı. Hatta ben size Shiba ile ilgili bir önceki videomu açayım. Kısa bir bölümünü izletelim. Bakalım ne demişiz. Kanalda arkadaşlar, kanalda girdiğiniz zaman şöyle yapalım. Kanalda girdiğiniz zaman zaten ben daha önceki videomda anlatmıştım. Hakkından yanındaki arama butonunda incelemek istediğinizi, izlemek istediğiniz altcoin'lerle ilgili kodu yazmanız yeterli. Sonra enter'a basıyorsunuz. En son çalışmalardan ilk çalışmalara kadar hepsi karşınıza listeleniyor. Para kazandıran meseleler bunlar zaten arkadaşlar. Zaten dönüş yapacağı noktayı size vermiş. Şimdi ne yaptı? Aşağıdaki desteklere çekildi. Şu an desteklerde arkadaşlar. Desteklerde hangi desteği kırıp altına kapanış yaparsa kötü olur. Arkadaşlar şu anki bulunduğum mevcut bölgesinde de tepki alımları gelebilir. Zaten Shiba düzeltme yapa yapa gidecek. Düzeltme yapa yapa gitmesi olumlu istediğimiz bir şey. Telefonum kapanmış ya. Böyle gitmesi daha sağlıklı olur arkadaşlar. Böyle giderse yavaş yavaş yükselirse daha sağlıklı olur tabii ki. Ben Shiba'da zaten böyle ok gibi bir yükseliş beklemiyordum ki böyle bir yükselişte de direkt satışa çok ciddi şekilde de aşağı sarkabilirdi. Bu şekilde gitmesi haliyle daha doğal ve olması gereken hareketler. Şu an destekleyik arkadaşlar. Bir, şimdi kötüyle başlayalım. Hani Bitcoin satış yedi, piyasa kötü oldu, aşağı geliyor. Kötüyle başlayalım, aşağıda inebileceği muhtemel bölgeler. Bakın bu şu anki bulunduğu noktadan. Yani 917'lerden de tepki alımları yapıp yukarıda atabilir. Yukarıdaki destekleri birazdan vereceğim. Bir, aşağıdaki destekler 895. Üstelik de video çekerken yorgunmuşum arkadaşlar ya. Bayağı yorgunmuşum. 872'ler, 860'lar arkadaşlar bu destek bu kadar yeterli. 872 ile 860'lar yani dönüş yapabileceği yukarı yönlü hareketi başlatabileceği muhtemel bölgeleri vermişim. Arkadaşlar peki Shiba ne yapmış? Bakın 872 demişim. 878'lerden yaklaşık olarak telefonun şarjı bitti orada milimetrik nokta atışı bakardık ama burada günlük olarak bakıyorum. Arkadaşlar burada da nokta atışı. 872 demiştik. 878'den dönüş yapmış. Dönüş yapabileceği muhtemel bölgeler. Aşağıdaki Telegram grubunda da bunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar Shiba'nın yükseliş yapabilmesi için 947'ler üzerine atmak zorunda. Atamazsa aşağı gelecek. Kırması gereken muhtemel bölge. Yani kırmazsa devamı gelmeyecek arkadaşlar. Daha önce de söylemişim. Demişim ki arkadaşlar Shiba düzeltme yapa yapa yavaş yavaş gidecek. Yani birçok YouTuber'un böyle hani gecelik 10x yaptırdığı gibi gitmeyecek. Böyle bir yükseliş zaten sağlıklı bir yükseliş olmaz arkadaşlar. Bakın SNM ne yaptı? 2 haftada 100x yaptı. Sonra nereye geldi? Görün kendiniz. Bu sağlıklı bir yükselişte bu şekilde gitmesi benim Shiba'da beklediğim yükseliş hareketi. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Aşağıdaki Telegram grubuna katılabilirsiniz. Şu an yeni fasıl, yeni VIP grubu açıldı. Oradan da yazı yazabilirsiniz bana. En son fasıl işlemleri kapatıldı. Ben grupla ilgili raporu da aşağıda Telegram grubunda paylaştım. Dileyen, isteyen görebilir. Eski yazıları göremiyorsanız ona göre ayarlayayım arkadaşlar. Telefonum şarjı bitti. Onu şarjı yapmam lazım. Ondan sonra da eski yazıları görecek şekilde ayarlamam lazım. Yeni gelenler için bahsediyorum. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba ne yapıyor arkadaşlar? Shiba ben size ara destekleri vermiyorum ama Shiba artık böyle yavaş yavaş gideceği için hani minimal küçük destekler var ya destek ve direnç aralıkları onları da vermem lazım. Niye? Çünkü satış yiyebileceği muhtemel bölgeler. Ama ben ana hatları çizmişim. Demişim ki arkadaşlar bu ana hatların üzerine atarsa gerisi gelecek. Zaten onu sonra yeni grafik çalışmaları yapacağım. Bir kere bizim beklediğimiz noktalar üzerine atması gerekir ki devamı gelebilsin. Tabii ki bunun için de ne gerekiyor arkadaşlar? Bunun için de iyi bir Bitcoin gerekiyor. Kötü piyasada maalesef ki olmaz. Ben bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Başkaları gibi şu tarih vererek arkadaşlar bakıyorsun o tarihe Bitcoin kötü. Nasıl olacak o iş?
Yani Bitcoin'in kötü olduğu bir piyasada şu an Shiba'nın geliştiricisi ben olsam, arka tarafında kontrolü bana ait olsa bile ben bile çıkarmam demiştim. Çıkmaz arkadaşlar, çıkmaması lazım zaten. Tabii ki piyasa güzelince ben uzun vade hedeflerimi Shiba ile ilgili attım. Bakın her videoda bunu tekrarlamayacağım. Uzun vade hedeflerimi attım ama şu an için mevzu bu değil arkadaşlar. Şu an için kısa vadedeki hedefler. Çünkü ben kesinlikle önermememe rağmen, tavsiye etmememe rağmen, yani kesinlikle kabul etmediğim ve kumar saydığım bir işlem olmasına rağmen, mesela bu minimal rakamlarda bile arkadaşlar kaldıraçlı işlem açan arkadaşlarımız var. Ekran görüntüsü atıyor. 100x, 200x kaldıraç açan. Mesela bizim en son fasıldaki VIP grubundaki çalışmamız C98 arkadaşlar. Aşağıdaki Telegram grubunda da paylaştım. Yaklaşık %40 civarında 3 günlük süre zarfında bir yükseliş sergiledi. Bu tarz bir kaldıraç açanın mevzu kârını siz düşünün ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben spot işlemler yapıyorum arkadaşlar. Ben spot yapıyorum. İsteyen kaldıraçla açabilir, ona kalmış. Ama kesinlikle kaldıracı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü risk arkadaşlar. Yani 999 tane mükemmel işlem yaparsın. Çok güzel kazançlar elde edersin. Bir tane hatalı işlem, yani yanlış işlem ya da boş bulunman senin o bütün kazançlarını silip süpürür. Bu da kumara giriyor arkadaşlar. Çünkü spot gibi değil. Yani çok dikkatli olmanız lazım. Hiç dikkatsizliği, hatayı affeden bir işlem türü değil. Şimdi ne var arkadaşlar? Evet, Shiba şu an dirençlerinde. Evet bakalım. Evet. Arkadaşlar evet, güçsüz demeyeceğim. Güçlü oranında bir direnç var. Bu direncin kırılması lazım. 985'ler kırıldıktan sonra bir sonraki direnç bölgesi. Ben hepsini vereyim. 1010'lar. Mesela arkadaşlar ben 1010 demişim ama geçeceği süreye bağlı olarak burada ufak farklılıklar olabilir. Bakın daha önceki yerinde dönüş video dönüş rakamını verdim ya, arada 2-3 puanlık fark var. Yani örnek veriyorum 976 değil de 972 demişim. Örnek veriyorum. Yani o kadarlık farklar olur zaten arkadaşlar. Evet, sonra ne var? 1010 demiştik. 1010'da sonra ne var? 1020. Evet arkadaşlar 1029. 1029 takip edilmesi gereken satış yiyebileceği muhtemel bölgeler. Satış yerse ne yapar? Bir aşağıdaki destekleri var ya, 1010 dedim. Şu aşağıdaki kanal desteği dedim. Çekilirse oralara kadar çekilir arkadaşlar. Çok fazla büyük bir çekilme beklemiyorum. Ama Bitcoin çok ciddi satış yerse o zaman işin rengi değişir. Onu söyleyeyim size. Evet, bu bölgeden sonra ne var arkadaşlar? Bu bölgenin sonra 1058 var. Ben araları vereyim. Siz bunları not alın arkadaşlar. Bunlar önemli rakamlar. Kıramazsa mesela bu. Bu da çok güçlü bir direnç. Satış yiyebileceği muhtemel bölgeler. Kırması gereken çok 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 önemli bölge. Hatta geçen videomda da demişim arkadaşlar, yuvarlak hesap 1100 demişim. 1097 demişim ki arkadaşlar, 1100'ün üzerine atıp kalıcı olabilirse ondan sonra Shiba'da daha farklı şeylerden konuşabiliriz. Ondan sonraki aşamada bakın grafikleri daha hiç çizmedim. Yeni grafikler çizip ondan sonra yeni hedefleri vereceğiz ama şunu söyleyeyim. Shiba'nın her yükselişinde, her direnci kırıp üzerine destek yapmasında önündeki dirençleri yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Belli noktadan sonra, onu inşallah ilerleyen aşamalarda ben sizinle gördüğüm şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Belli noktadan sonra fırlama hareketleri, çok ciddi pump hareketleri yapabilir demek oluyor. Çok ciddi direnç olmadığı için, destek ve direnç aralığı geniş olduğu için ve aradaki dirençler de zayıf olduğu için bir bakmışsınız Shiba'da bir gece %80 %90 yapabilecek potansiyeli gelecek. Ne zaman gelecek? İşte arkadaşlar 1100'ün üzerinde kalıcı olması lazım. Ondan sonra birkaç tane daha direncimiz var. Oralara gelince ben onlara da veririm arkadaşlar. Gerekirse tekrar video çekerim. Zaten demiştim 1100 arkadaşlar. 1100'süz olmaz. Olmaz olmaz. Bitti. Ya bu gece 10 ise, bu gece 20 ise onları boş verin arkadaşlar. Shiba ile ilgili, proje ile ilgili sıkıntımız yok. Her türlü güzel projeleri var arka planda ama bunun yansımaları yok dedim ben size. Defalarca söyledim arkadaşlar dedim. Bizim yaptığımız iş kısa vadeli ve uzun vadeli işlemlerde para kazandıracak iş. Ben burada hikaye anlatmıyorum. Hikaye benim işim değil. Ben para kazandıracak işlemlerle uğraşıyorum. Nokta atışı dönebileceği muhtemel bölgelerle uğraşıyorum. Ve bunu dedim, bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Birçoklarına bakmışım, VIP grubunda da böyle. Çok işlemimiz olmuş. Çoğu da nokta atışı, tam dönüş noktası. Mesele bu arkadaşlar. Asıl mesele, özellikle Ay'dan bahsediyorum. Çünkü Ay piyasasında farklı bir sistem uygularsınız. Boğa piyasasında farklı bir sistem uygulayabilirsiniz. Ayı piyasasında uygulanacak sistem nedir? Kısa vade ve orta vade işlemlerde nereden alıp nereden satacağınızı bilmeniz lazım. Bu çok önemli. Hocam bu kadar basit mi? Bu kadar basit değil arkadaşlar. Herkes nereden alıp nereden satacağını bilmiyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Bakın dedim, biz Dogecoin'de ben VIP grubunda çalışma yaparken 1x'lik bir kazanç elde etmiştik. Birkaç günlük süre zarfında ama %80 kar gören arkadaşlarımız vardı. Yeni girmişti biliyorum, baktım.
%80 kar görmüş. Benim kar aldığım noktada 3 günde o noktada satış fırsatı verdi. Kar almadı. Almayabilir mi? Tabii ki satmak da almak da tamamen herkesin kendi inisiyatifindedir. Kimse bu konuda zorlanamaz. Özgürdür arkadaşlar. Çünkü biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kimse zorla bir şey alıp satamıyoruz. Daha gideceğini düşünmüş. Ama ben gideceğini düşünmedim. Satış edeceğini düşündüm. Ne oldu arkadaşlar? %80 kar geri çöpe attı. Üzerinde %20 zarar etti. Ana parasının üzerine. Yani demek istediğim olay bu kadar da basit değil arkadaşlar. Öyle nereden alıp nereden satacağınızı bilmek öyle kolay da değil. İyi bir teknik analiz bilgisine sahip olmak lazım. Hikaye yetmez arkadaşlar. Bu konuda hikayeler yetmez ve size para kazandırmaz. Tabii ki bu arada daha farklı sistem olacak. İkinci husus ne arkadaşlar? İkinci husus da herkesin çok fazla yapamadığı. Video biraz uzun oluyor arkadaşlar ama bunları söylemek zorundayım. Birazdan sonra da Shiba'nın aşağıdaki desteklerini vereceğim ama şu an aşağıdaki destekleri düşünmemek lazım ya. Birkaç tane desteğini vereceğim zaten. İkinci husus da arkadaşlar para yönetimi. Ne demek hocam para yönetimi? Arkadaşlar para yönetimi aslında insanların hani şeytanı dürtüklemesi var ya onu engellemeniz lazım. Ya bir noktada bakıyorsunuz tek coin'e tek noktada paranızın tamamıyla hurra giriyorsunuz. Bu yanlış arkadaşlar. Bu tamamen yanlış bir sistem. Böyle yaptığınız zaman tahtaların emrinde olursunuz. Hani kuklası olursunuz. Başka ne diyeyim ya? Eliniz kolunuz bağlı olur. Savunmasız olursunuz. Elinizi kolunuzu bağlayıp savaşa girmek gibi bir şey. Arada hiç fark yok ki bu yaptığınız işlemler. Hiçbir fark yok. Niye şeytan sizi dürtüyor? Daha fazla kazan hepsiyle kazan. Ama biz arkadaşlar böyle yapmıyoruz. Bakın risk olduğu zamanlarda ben bunu YouTube'da paylaşıyorum. Arkadaşlar paranızı tamamıyla işlem yapmak yanlış diyorum. Bakın paranızı ayırın. Geri ikisi, onda ikisiyle, onda üçüyle işlem yapın. O para da yine kullanılacak. Kalan onda altısı, onda yedisi. Nerede kullanacak? Aşağıdaki yer için. Bir bakıyoruz altcoin'ler bir çakılmış. %50 aşağı gelmiş. O noktadan bir fırlamışlar. Hepsi %50-160 çıkmış. İşte bu noktada kullanacaksın. Düşmek senin için problem olmayacak. Kafayı yastığa rahat koyacaksın. Para yönetimi dediğimiz olay bu arkadaşlar. O parayı zaten kullanıyorsun. Ayı piyasasında maalesef ki öyle. Ne kadar yükselirse yükselsin tekrar aşağı geliyorlar. Bunları yaptığınız sürece problem değil. Ben de bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Nokta atışı rakamları veriyoruz. Bazen de şu oluyordu. Daha önceki fasıllarda çok olmuştu. Yaptığımız işlemler arkadaşlar bir anda fırlayıp öyle saatler içinde %50-160 yapan hatta birkaç x yapan işlemlerimiz oluyordu. Sonra tabii ki bunun için Bitcoin şartı arkadaşlar. Ama ilerleyen safhalarda inşallah şu an ayılarla boğaların bir savaşı var. İnşallah boğalar galip gelecek. Özellikle Bitcoin ile ilgili analiz yaptığım zaman bu konuları sonra konuşurum arkadaşlar. Bitcoin o noktaları kırıp üzerinde kalıcı olabilirse harika olacak ya. Altcoinlerde böyle %30'lar, %40'lar, %70'ler pump hareketlerini çok göreceğiz. Şu anda yapıyor ama o zaman daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü nispeten daha güvenli bölgelere gelecek. Bankalar, yeni ya da para yatırımcıları, yeni yatırımcılar da para aktaracağı için altcoin'lere ciddi para girişleri yavaş yavaş olmaya başlayacak. Ve çok güzel getiriler olacak. Daha önceki videolarımda zaten Bitcoin videosunda da söylemiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Bu senenin yavaş yavaş sonlarına doğru güzel hareketlilik başlayacağını, özellikle başlamasa bile 2024 başlar gibi ben güzel şeylerin olacağını düşündüğümü söylemiştim. Şu an için mevzu bu arkadaşlar. Aşağıdaki destekleri de vereyim. Bu videoyu noktalayayım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu videolara like atarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bildirimleriniz mutlaka açık olsun. Aşağıdaki Telegram grubuna da mutlaka mutlaka katılın arkadaşlar. Dileyen isteyen bizde VIP çalışmasına katılabilir. Şimdi gelelim aşağıdaki desteklere. Şu an için aşağıdaki destekler gerek yok. Sadece birkaç tane desteği vereceğim. Çok aşağısı. Bitcoin çok ciddi satışlar yemediği sürece görülmüyor. Yok arkadaşlar şu an iyi görünüyor. Aşağıdaki tek destek ve noktası verelim. Hatta şu arayı vereyim. Yok. Evet şu arayı da verelim. 974'ler 948'ler. Şu an için iki tane destek yeterli arkadaşlar. Ve Shiba videosu yetişsin. 1100'ün üzerine atarsak yeni şeyler gelecek. Gerekirse bugün atarsa 2 saat sonra atarsa yine analiz çalışması yaparım arkadaşlar. Problem değil. Sonra da bana sorduğunuz 3-4 tane daha altcoin çalışması vardı. İnşallah gün içinde Allah nasip ederse onları da tamamlamaya çalışacağım. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.